Adrian! Adrian! Tamam ya, of. Hoş geldiniz. Ay. Neden boks eldiveni ben de bilmiyorum. Yaklaşık 120 programdır kendime bunu soruyorum. Ve bilmiyorum, bu lanet olası eldiven için can you help me? Yani dedim ki bana bu yolda yardımcı olur musun? Siz yardımcı olmayın, sağ olun. Ben bunu bir şekilde açmaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz. Bugün çok çılgın konuklarım olacak. Ama ne olur biraz böyle bir arkalara doğru yanaşabilir miyiz? O arkada çok boşluk var. Hadi birbirimize biraz... Ya şaka yapıyorum. Ya hemen öyle bir minibüs şu muhabbeti. Hayır, asla öyle bir şey olmaz. Bir dakika, var mı arkadan uzatamayan? Birbirimize yardımcı olalım. Lütfen. Siz ha diye gülen beyefendi. Üzerinizdeki Amerikan formasıyla oturmaya devam etmek istiyorsanız lütfen birbirimize yardımcı olalım. Yoksa yumruklarım artık gerçek kıvama gelecek. Şaka yapıyorum. Tabii ki istediğiniz efektle gülebilirsiniz. Bu arada ya tabii ki arkalara doğru yanaşın falan filan dedik ama benim şarkıları hatırlayan var mı? Ben mesela toplu taşımalar için acayip şarkılar yapmıştım. Toplu taşımalar için gebe diye bir şey yapmadım. Toplu taşımalar için mesela akbil kullanan var mı? Süper. Aha. Ya olur böyle şeyler. Hoş geldin. İsmin ne? Orkut, Orhun. Gılgamış ne? Samet. Samet. Samet hoş geldin tekrar. Ben aylık akbil diye bir parça yapmıştım. Hatırlayan var mı? Topla geri gel, arabayı öyle bırakma. Ne olursan ol gel. Sakın ola. Ulan unuttum, dur. Olur. Aynı şey Ebru Gündeş, Bülent Ersoy bunların başına da geliyor olabilir. Kaysana diye bir parça yaptım, hatırlayan var mı? Kaysana. Kaysana, hiç söylemedin mi? Yaklaşık 9 yıldır un kapanında satılıyor bu. 9 yıl. Para varsa çıkıp gibi taksi tut. Bu metrobüs hiç boş yer yok. Bir iner ve 5000'ler binenlerin hesabı yok. Geldik mi? Bitti mi? Acele etmeliyiz. Geldik mi? İneceğiz mi? Kapıya gitmeliyim. Müsaadenle ineceğim bir ileriye doğru. Kaysana. Hatırlamadın mı? Hayır. Hayır. Ya ta hatırlamamış olabilirsiniz. Sizler o sırada tabii ki... Haydi, yapacak bir şey yok. Ben de o dönemden geçtim, biliyorum. Toplu taşıma Türkiye'de çok enteresan bir durumda. Benim üniversite hayatım maalesef minibüs ve otobüslerle geçti. Keza şu an öyle mi? Tabii ki. Hayır, şu an minimum uçak. Hayır, ben de hala toplu taşımaları kullanmayı devam ediyorum. Hayır, ya öyle bir şey. Tuna sen kullanıyor musun? Kullanıyorum. Umurumda değil. neyse, hiç problem değil. Şu andan itibaren harika bir şova odaklanalım. Ve çok değerli 3 konuğum var. İlkini sizlere anons etmek istiyorum. Efendim, hiç öyle bir açıklama yok. Türkiye'nin sahnesi en meşhur adamlarından biri geliyor. Tesbih yapıp sallamasıyla karizmanın dibi Ferman Toprak. Oh!
Ben bu kızı hiç düşürmek istemiyorum abi. Geldiğin için çok onurluyum, gururluyum. İyi ki geldin. Ben o müthiş sesten ilk ne dinleyebiliriz Ali Biçim Show ayrıcalığıyla? Ne dinleyebiliriz? Ya bir dakika. Sakın. Yok artık. Bir tesbih edelim. Bunun uğruna ne denebilir? Bunun uğruna ne denebilir? Tesbih. Bunun adına demedim. O zaman Ferman Toprak, hayatı tesbih yapmışım. Buyurun Ali Biçim Show. Hoş geldiniz. Çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş. Ne dert sana ne bana uğrasın. Hayata tesbih yapmış, seninle beraber yürüyoruz. Gönlüm dikili mezar taşına bekleme.
Erman Toprak. Estağfurullah. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki sosyal medyadan da okumuşsunuzdur bu parçayı. Bu arada hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kusura bakma, ben de heyecanlıyım. Süper bir enerji var, harika vallahi. Sayenizde. Biz her zaman hazırız böyle güzel şarkılar dinlemeye. Ben bu şarkıyı aylar önce dinledim. Çok dilime dolandı. Arkadaşlarım sürekli söylüyordu, söylüyordu. Bugün de senin sesinden dinlemek nasip oldu. Ağzına sağlık. Fakat bu parçayla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bu parçayı Rihanna istedi mi? Rihanna ile Shakira istedi, vermedim. Bu doğru bir bilgi mi? Yok abicim, şaka bu. Ama Ferman abi şimdi... yani o şimdi kadar... bunun... Türkiye'de gerçekten çok önemli solistler bu şarkıyı okumak istedi. Zaten ekmek yedirecek bir şarkıydı. Biz ekmek yememiz gerekirken dedik ki bir sefer de biz yiyelim dedik. Şarkının hakları bana aitti. Bu arada söz müzik Tayfun Soydemir kardeşime ait. Hı hı. Bir gün de bir gece kulübünden çıkarken röportaj yaptılar. İşte abi o istiyor şarkıyı vermiyorsun, bu istiyor vermiyorsun. Dedim kardeşim Shakira ile Rihanna da istedi. Ben şarkıyı vermedim. Ve çok önemli bir talk show programının yapımcısı yardım aradılar. Dediler ki ya Ferman Bey gerçekten Rihanna ile Shakira istedi mi? Ya dedim siz buna inandınız mı yani? Rihanna, Shakira neyi okuyacak dedim. Bunları ne yapmak lazım abi? Vallahi bilmiyorum abi, onları sana sormak yani, lazım. Yani bana sorsak zaten aman yarabbim de. Aman yarabbim. Bana sorsak. Ya bu arada senden bir tesbih hediye aldım. Bu benim için son derece kıymetli ve şu andan itibaren 300 liradan satışa. Hayır, hayır. Tabii ki hayır, hayır. Hayır. Bu çok değerli bir şey. Yani farklı inançlara sahip olan insanlar ne düşünür hakkında bilmiyorum ama şarkında da bahsettiğin üzere bir işte sabır çekmek, bir işte hayatı tesbih yapmak vesaire. Yani anlamlandırıldıkça çok daha başka yerlere gidebilecek bir hediye bu. Tabii ama ki. Ben bu nacizane hediye altında kalır mıyım? Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Kalmam. Kalmam. Hayır abi, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Otur. Ben bu hediyenin altında kalmam. Şu elimde görmüş olduğun kutuda yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir hediye var. Eyvallah. Arkadaşlar süsüne müsüne aldanmayın, birbirimize yardımcı olalım. Bu senindir abi. Ben buna hediye edeceğini bilmiyordum. Evet. Ama hissettim demek ki, kalplerimiz birmiş. Eyvallah. Bu Ali Biçim Show ve ekibim adına sana hediyemizdir. Çok teşekkür ederim. Buyurun açabilirsin. Bu arada fiyat hiç önemli değil, düşünmeniz zaten paha biçilmez. Ya gerçekten sen yani. Neler diyorsun abi? Yani şunun üzerine çıkamayacağım, onu biliyorum. Ama yani çok nacizane bir şey. Bir de... Bunun üzerine çıkamam diyor Ali'cim. Yani ben şimdi öyle bir ezildim ki. Benim getirdiğim tesbih bu tesbihin imame gibi kaldı yani. Estağfurullah, estağfurullah. Abi senin tesbih benim hayatım boyutlarında. O senin elinde vallahi tuttuğun bir ferman toprak güzel hayatı. Ya. Yapacak bir şey yok. Ne demek abi? Bu da koleksiyonumda en güzel yerlerde yerini alacak. Ki o koleksiyonda önümde ne tesbihler vardır. Şöyle. Acaba o yer alır mı orada? Hı? O benim tesbih. Kesinlikle. Bir şey diyeceğim abi, sen sana tesbih hediye edenden ne hediyeler alıyorsun? Yani geri dönüşü var mı? Ya ferman altında kaldık, ya çok mahcup olduk falan filan deyip. Sana bunun geri dönüşleri nasıl oluyor? Vallahi çok değişik değişik dönüşler oluyor. Kimse araba alıyor, kimse yat alıyor. Bir tesbih araba mı? Ben bayağı ezildim şu an abi. Şimdi geçen bizim sevgili Serdar Ortaç'ın düğüne katılmıştım. Çok değerli dostumdur. İşte basın mensupları dedi, hediye olarak ne getirdiniz dedim. Abi tesbihçiden tesbih gelir yani dedim. Hayatı tesbih yapmışım, tesbih Allah'tan dedim. Mustafa Sandal gibi onun arabası var gibi şarkıyla çıkış yapmadım. Yoksa her gidene bir araba alsaydık mahvolmuştuk yani. Evet abi. Yani. Evet. Evet. Şu andan itibaren ben de sabır çekiyorum evet, abi sayende. Şu an bambaşka yerlere gittim. Nasıl toparlarım diye düşünürken abi şu şarkıdan biraz bahseder misin? Ne zaman çıktı bu? Yaklaşık 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl. Maşallah hala da gidiyor. Peki abi şey soracağım sana. Yani arabesk okuyorsun.
Ya başka hangi tarzlar var? Ben şunu sen... Sema Toprak tarzı ne? Yani burada... Normalde bizim tarzımız fantezi. Fantezi. Türk halk müziği fantezi ama sahnede tabii nabza şerbet vermek adına Türk sanat müziği de okuyorum, pop da okuyorum. Evet. Şov amaçlı bir tane İngilizce de okuyorum. Mesela? Mesela Listen to Your Heart When He's Calling For You. Çok eski bir şarkıdır. Bilir misiniz? Şöyle bilirler. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Daha fazlası karizmayı çizer abi. Ama o kadarı bile yetti. Başka ne var abi? Var, çok var ya yani. Hello isn't what you're looking for. Ha şey. Ya, var. Ya, ya bir dakika Liner bir şey. Ciddi misin? Hello isn't what you're looking for. Hello, isn't me you're looking for? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika dur, kendimi şu an çok taviz ettim. Normalde şarkıda şeyden bahsediyor. Baktığım ben miyim? Bana bak, beni mi kesiyorsun? Ha, evet. Bu biraz daha ağır tabir o. Şş, sen bana mı yürüyorsun? Hayırdır. Hello. Alo demek. Alo. Isn't me you're looking for? Aslında bana mı baktın? Şş, sen bana mı yürüyorsun? Alo. Türkçe'ye çevirdim öyle. Bana mı baktın? Alo diye dedim. Abi peki bir şey diyeceğim. Yabancı dedin, fantezi dedin, arabesk dedin. Türk sanat müziği. Ben senin... Ha, Türk sanat müziği de var. Tabii tabii. Bir bilgi var önümde. Repertuarında 4000'e yakın parça. Var. 4000'e yakın. Yani tabii. Abi ne var? Ya yani benim bilgisayarımda 4000 tane parça yok. Benim hard disk'te var. Burada var. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Haftanın 5 gecesi sahne yaptığım için her gece stopane aynı şarkıları okumuyorum. Her gece farklı bir program yapıyorum yani. Ya her gün farklı bir repertuar tabii var. Tabii her gün farklı bir repertuar. O anda çok istek alan parçalarım dışında. Çünkü eski şarkılar da hala dinlenen çok klasik şarkılar var. Yeni şarkılar var. O andaki sahne işte aynı sahneme denmemesi için. Böyle böyle derken bir repertuar oluşumu oluşmuş. Ben de farkında olmadan bayağı bir geniş repertuara sahip oldum. Ben sizin söylediğinize göre şunu çıkartabiliyorum. Herhalde hafta içinde en çok çalışan sanatçılardan bir tanesiniz. Aynen. Pazar pazartesi dinleniyorsunuz. Fakat Ferman Toprak'ın sahnesini adlandırdığı 3 tane sihirli kelime var. Action, action, diction. Action, action, diction. Abi şimdi, ne oluyor? Abi action hareketli parçalar diyoruz. Evet. Hareketli parça, action'ın yerinde durumu. Maction orta ritimli parçalar, tesbih gibi maction. Dıkşın dediğin zaman damar abi, herkes iptal oluyor oradan. Dıkşın, dıkşın, dıkşın diye. Damara girdiğimiz zaman gidiyoruz. Action, maction, yani dıkşınla komple kapatıyor musun? Yok canım, dıkşına girdikten sonra tekrardan bir maction havası, bir action havası yaratıyoruz. Abi ben senin için sana sormadan bir şey yaptım. Yani kısası bilmiyorum, yani. Bilmiyorum beğenir misin? Yani. Senin için sorduk. Hayata hiç tesbih yaptınız mı? Evet. Hiç hayatı tesbih yapıp salladınız mı? Hayatı tesbih yapıp çektim, sallamadım. Yaptım. Nasıl hatta bir şey? Bunun içinde bir sözüm bile var. Nasıl? Hayatı tesbih yapması kolay, onu taşıyabilmektir olay. Salladım. Yani o şarkıyı dinleyerek. Gerek yok. Vallahi hiç hayatı takmadım, umursamadım. O şekilde salladım, durdum. Hiç umuruma takmam mesela. Eğer biri bir şey söylerse umurumda olmaz. Eğer çok umursamadığım biri değilse. Evet, genelde pek takmıyorum. Bazen bir şeyleri takmaman gerekiyor. Öyle sallıyorsun işte. Duymazdan geliyorsun falan. Ya sabır diyorum. Ya sabır. Ne diyorsun abi? Vallahi güzel cevaplar vermişler. Ferman Toprak'ı sosyal medyada takip edenler var mı? Sadece siz şöyle bir şey var. Bence bu söylediğim şeyleri dinledikten sonra sadece buradaki değil, ekranları başındaki herkes Ferman Toprak'ı takip ediyorken daha da fazla takip etmeye başlayacak. Bu birçok programa da konu oldu ama Fermantoloji. Duydunuz mu hiç? Duyamazsınız. Çünkü Ali Biçim Show ayrıcalığıyla Fermantoloji diyelim mi? Lütfen dur, geçmişe dön
ve benimle beraber dinle. Çok dikkatli dinleyin. Bunlar her yerde duyabileceğiniz şeyler değil. Önemli olan kaç kuruşun olduğu değil, kaç kuruşluk adam olduğun, malın, mülkün, karaktersizliğin değil, adamlığın olsun tek konuşulduğun. Bitmedi. Hayır. Sakin. Sakin. Sevgilisinin giydiğine, nereye, kimle gittiğine, eve kaçta geldiğine takılmayan erkek tayt giysin, sırıtmaz bence. Bitmedi, durun. Çantasından bir şey çıkarırken arkeolojik kazı çalışması yapan canlıya kadın denir. Ya cidden öyle... Öyle çok kız arkadaşlarım var ki yemin ederim arabasının anahtarı çantada bulması bir 15-20 dakikaya geçiyor yani. Oraya bakıyorum. Onları ne yapıyorsun abi? Hayatından atıyor musun? Yok ama hayatım hep kendinde duruyorlar. Mutluluk pantolona işemek gibidir. Islaklığı herkes görür ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin. Dünyada 3 tane sandık vardır. Dikkatli dinleyin. Bir, çeyiz sandıklarımız. İki, adam sandıklarımız. Üç, sözünü verip de tutar sandıklarımız. Ya abi, hayır bir şey diyeceğim. Bu arada fermantoloji vesaire bilmem ne gerçekten çok nokta atışı sözler yani, ya. Anlayan çok iyi anlar. Bak, ben... Senin gibileri tesbihime dizer, tövbe tövbe diye çekerim. Yani. Abi çok ağır bu ya. Bak bu şey yani hayatı tövbe. Tesbih yapmışım da değil yani. Bu da yeni gelen şarkının bir belirtisi olabilir yani. Ha peki bu canım verdiğim değeri geri alabilir miyim? Sende iyi durmadı o. Ben bir tane güzel bir şey söyleyeyim mi abi? Sevgili Cengiz Aytmatov'dan. Sen kendini biliyorsan kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Unutma. Her gereksiz eleştiri gizli birer hayranlıktır. Ali Biçim Show devam ediyor. Bizleri izleyen değerli milyonlar, sıradaki konuğumu anons etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kendisi Fox televizyonuna gelmiş, bir güzelmiş, Aybalam Dutturu, sesiyle, yaşlı yüzleriyle, hanımıza derin tesir eden, olmadı. Ya her seferinde ya. Hoş geldin Ezo. Hoş bulduk. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de güzelim sadece maşallah. Sen değil. Sadece sen değil. Ferman abi de güzel. Hoş geldiniz. Seni hiç böyle ya bu kudurmuş seyirci ve kudurmuş izleyenleri daha fazla kudurtalım ne diyelim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkçe'de biraz zorlanıyorum kelimeleri bulmakta. Ne diyelim? Nasıl senin Türkçen var? Var güzel bence değil mi? Senin hayır bana ilk defa söyleniyor bu. Nasıl? Hayır şu an konuşuyoruz gayet. Ne haber? İyilik. Nasılsın? Çok iyiyim. Şu an neredeyiz? Sahnede. Sahnedeyiz. Sakin ol. İlaçlarını getiriyorum ben. Lütfen biraz acil. Sakin ol. Ne diyelim? Hangi parçayla giriş yapalım? Şöyle kuvvetli. Git diyemem. Git diyemem. Bence hiç bekletmeden Ezo
Git diyemem diyelim. Ali Biçim Show devam ediyor. Ezo! Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Ah gün gelir pişman olup bir gün dönersen. Eskiden de deyip gideceğim. Git bırakıp uzaklara git. Ardında yaşlı gözlere mahkum edip git bırakıp beni bir başıma. İstesem de dön desem de sen aldırma. Git bırakıp uzaklara git. İstesem de dön desem de sen aldırma. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Ah gün gelir pişman olup bir gün dönersen. Eskiden git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Ah gün gelir pişman olup bir gün dönersen. Eskiden gidip gideceğim. Yalan sevdalarına, çaresiz yarınlarına. Bu yürek buna da dayanır, alışırım gözyaşlarıma. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken. Ah gün gelir pişman olup bir gün dönersen. Eskiden dedip gideceğim. Eskiden dedip gideceğim. Of Ezo. Sen var ya sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne dedik? Sana git diyemem. Hayır, sen bana arada bir şey dedin. Çok hızlı. Çok hızlı konuşuyorsun. O kadar hızlı konuşmayı bir şey anlayamayacağım dedim. Yok hayır, ben senin için yavaş yavaş. Ben senin için yavaş yavaş konuşurum. Ben biraz böyle alışım, böyle eğitilmişim. Tamam. Ben 7 üniversite bitirdim. Arkadaş, ama birbirimize yardımcı olalım artık ya. Tekrar hoş geldin. Git hoş diyemem dedik. Şundan biraz bahsetsene. Git diyemem bizim hayatımıza ne zaman girdi? 3 ay önce girdi. Tek single yaptım. Tek şarkılık. Sevgili Rafet Erroman'la. Evet. En sonunda sağ olsun eşlik etti şarkıda. Küçük bir düet
yerimiz var. Küçük dediği ama çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Tabii gönlüm isterdi hepsini kalbine sürgün gibi söylerim ama küçük bir düet yaptık şeyde Gitti Yemem'de. Nezih Üçler'in sözü ve müziği. Öyle. Nasıl kesişti yollar peki? Yani neden Rafet Erroman? Yani niye Ali Biçim değil? Bilmiyorum. 5 sene önce belki sizinle karşılaşsam siz olabilirsiniz yani. Şimdi ne oluyor peki? Şimdi albüm çalışmasına girdik. 2-3 ay içinde albüm çıkaracağız. Çok hızlıyım. Ya albüm konusunda biraz hızlısın. Ezgi mi Ezo mu? Ezo. Ezo. Ne demek Ezo? Bilmiyorum. Ezo iyi misin? İyiyim. Ezo... Bir dakika. Ezo'nun anlamını sen de mi bilmiyorsun? Bir anlamı var mı? Yani bayağı araştırdım ama bulamadım. Aa, Ezo gelin. Ezo gelin var değil mi? Ferman abi. O değil, o değil. Ezo gelin çorbası var. Ya çorbası da var. Ezo gelin çorbası var mı? Ezo gelin. Ezo gölün. Gelin. Ezo gelin çorbası var, doğru. Ezo gelin pizzası olmaz zaten. Ezo gelin kokoreçi de olmaz. Ama bak ben süper oldu ya. Madem sen de bilmiyorsun. Ben senin için bir şey yaptım nacizane. İndik sokağa ve sorduk. Ezo deyince aklınıza ne geliyor? Ezo deyince aklınıza ilk gelen nedir? Ezo gelin çorbası. Ezo zazan yana ben demek. Şarkıcı. Çorba, macerası var. Çorbası var. Çeşitli şeyleri var ya. Tamam. Üzüldüğünce aklıma çorba geliyor, bir de sanatçı geliyor. Çorba geliyor, Ezo Gelin çorbası var ya. Çorba. Çorba bir de film. Ezo Gelin diye bir film vardı ya. Ezo Gelin çorbası. Aynen lan Ezo Gelin şarkısı. Ezo şarkıcı. Ezo deyince aklınıza ilk ne geliyor? Bir tane şarkı var, o geliyor. Hangi şarkı? O Ezo, yalnızlık ezeyim Ezo. Elif. Ezo hala devam mı müziğe? Bundan devam. Bu röportajlardan sonra da hala devam mı? Hakikaten sen isminin ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Bilmiyorum gerçekten. Peki bu senin Bakü'den geliş hikayesi o nasıldı? Rafet Bey'le zaten Bakü'de tanıştık. 3 sene vokalliğini yaptım Rafet Bey'in. Hı hı. Bakü'de tanıştığımız konser sonrası benim çıktığım mekana yemeğe gelmişti. Orada şarkı söylediğimi gördü. Çok beğendi sağ olsun. Daveti üzerine geldim İstanbul'a. Böyle bir sonra çalışmaya başladık. Ne kadardır buradasın? 4 sene oldu. Bakü Türkiye arasında nasıl? Gidip geliyor musun hala? Evet sık sık gidip geliyorum çünkü ailem orada yaşıyor. Ama hiç yabancılık çekmedim burada yani. Var mı Azerice bir şeyler bize böyle mırıldanabileceğin? Tabii. Yani mesela ne olabilir? Gecelerim şarkısı olabilir. Gecelerim? Gecelerim. Kimin? Reşit Behbudov. Reşit Behbudov. 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 Evet. Alman mı? Hayır, Azeri. Ha, Azeri, pardon. Bir an Alman zannettim. Gece uzun çaya sularda ayakır gel gönlüm seven kalbi ben nece tüsüm yakın gel kuzum geceler geceler.
Ağzına sağlık ya. Teşekkür ederim. Kimindi bu Daft Punk? Daft Punk mu? Yok, kimindi? Behludov. Reşit Behludov. Reşit Behludov. Evet, Ferman yorumcusu. Abi, efendim ne abi düşünüyorsun? Yani bence Ezo müthiş bir ses. Ben ilk defa canlı çok dinliyorum. Çok güzel. Ferman abi de yılların sahne adamı. Çok enteresan. Ben senin yorumunu mesela merak ediyorum. Ne hissediyorsun abi? Vallahi gayet çok ses rengi. Sen Azerice bir şey söylüyor musun sahnede abi? Sahnede söylüyoruz. Yani var, repertuarda okuyoruz sahnede Azerice. Senin de İstanbul'a geliş maceran çok ilginç abi. Yani bir benimki ekranı... roman olurdu canım yani. Bizim gelişimiz roman olurdu. Roman değil de şimdiden böyle daha benimki böyle... roman oldu da sonraki Rafet'e roman oldu. Bunun bir sırrı var Ezo. Ferman Toprak deyince hep böyle bir hayatı tesbihe, hayatı tesbih yapmış bir adam imajı geliyor. Peki şimdi soruyorum ekranları başındaki insanlara. Siz de hayatı tesbih yapmak ister miydiniz? Ferman çek. Felek senin de bir gün yüzün gülmedi, gülmedi, gülmedi. Sebeplerden dolayı psikoloğa mı gidiyorsunuz? İş arkadaşlarının sürekli bik bik diye ağlaşmanızdan yıldı mı? Sosyal medyada her gece hayatınızı gözden geçiren cümleler mi kuruyorsunuz? Eğer sağda solda mızmızlanan bir insan olarak manita bulmak, işini evini barkını kurmak istiyorsanız kusura bakmayın. Kimse ama kimse neyse merak etmeyin. Bu zıklamalar artık son bulacak. Türkiye ve dünyada Ferman Toprak onaylı ilk ve tek hayat sallama tesbihi Ferman Çek artık Ali Biçim Şov ayrıcılığıyla sizlerle. Şu elimde görmüş olduğunuz her bir boncuğu ayrı bir nanoteknolojiyle üretilmiş Ferman Çek sayesinde siz de hayatı donunuzda sallayabileceksiniz. Ne bir dert, ne bir tasa, ne bir müdür, ne bir hoca. Kimse keyfinizi bozamayacak. Hemen gösterelim. Gel Tolga. Neyin var Tolga? Ali Bey biliyorsunuz ev sahibi kiraya zam yaptı bu ay. Zaten vergi borcum da var. Leyla da aramıyor iki gündür. Lan kes lan kes! Hayattan soğudum yemin ederim. Al bakayım şu Ferman Çek'i. Salla bakayım bir iki. Ha, şimdi anlat bakayım derdini. Ya gibi Ali'cim. Hayat kısa zaten. Ama kira? Leyla? Ya kirayı sana bir şey olmaz. İşte bu, işte bu. Hayatı boncuk gibi dizdi ipe salladı salladı vurdu dibe. Ferman Çek sayesinde dünyayı ayaklarının altına aldı. Dans ediyor adeta. Şımarma git. Ferman Çek sadece ve sadece 23 lira 74 kuruşa sizin olabilir. Hem de şimdi tam 21,5 taksitle. Ayrıca şimdi sipariş veren ilk 16 kişiye ikişer adet Ferman Toprak imzalı kafa kırmalık Haydar da hediyemiz. Evet biliyorum. Siz de bugüne kadar hep benim gibi hayatı tespih yapıp sallamak istediniz. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Ferman Çek sadece Ali Biçim Şov aracılığıyla. Ferman Çek kalenderin kası, delikanlının harman olduğu toprakların tesbihi. Ferman Çek, raconun gözü. Ferman Çek, sen de çek. Ya abi. Şimdi Ferman Çek kullanacak mıyız? Ya ya siz ortada sürekli bana bakıp böyle sürekli kafa sallıyorsunuz. Sizi bireysel gördüğümü düşünüyorsunuz değil mi? Düşünüyorum ben de. Ferman abi, Ezo. Çok çılgın bir konuğum geliyor. Çok çılgın bir konuğum geliyor. Kendisi dans şampiyonu, Survivor şampiyonu. Adam karizma. Tam senlik yakışıklı. Senin için Balkanlar ters tatlı şampiyonu Hilmice! Allah'ım bu orkestra beni öldürecek. Hilmi neredesin? Ha. Gelsene abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman ne diyoruz abi?
Ali biçim şov diyoruz. Hayır. Fly me to the moon Hilmi Cem. Bir dakika. Ya bana öyle yaparsan benim hareketlerimle bana... Hayır. Hilmi Cem tekrar hoş geldi. Seni yerine alıyoruz. Hoş geldin. Ne kadar oldu adadan ayrılalı? 2013 2 Temmuz'da Türkiye'deydik. Birinci olarak ayrıldın. Çok şükür evet. Vay be. Çok zorlu muydu abi ya? Bak buraya Survivor yarışmasından o kadar değerli konuklarımız İzledim. Geldi ki. Gökhan Keser geldi. Gökhan Keser İzledim. Geldi, Ahmet Dursun evet. geldi. Yine eski, gerçi hani müzisyen ama Sibel Hanım, Sibel Tüzün de geldi. Evet, çok farklı deneyimler. Serenay geldi, Larissa geldi. Çok enteresan bir tayfayı ağırladık ama ilk defa galiba bir Survivor birincisi. Çok zorlu bir yarışma, o yüzden birinci olmakla gurur duymalısın. Teşekkür ederim. Anlatsana biraz ya, neler oldu neler bitti. Ya hayal gibiydi birazcık benim için. Çünkü aklımda Survivor diye bir proje yoktu ya da nasıl diyeyim hani insanlar düşünür yani şöyle bir yarışma var gideyim katılayım. Benim daha çok yeteneksizsinizdi. Ben yeteneksizsinize girdim dans gösterisiyle. Orada yapmış olduğum gösteri çok büyük beğeni topladı. Acun abi bana bu teklifi sundu Survivor'a gelmek ister misin diye. Böyle bir teklif gelince annem daha çok sevindi aslında hani. Biz de düşündük taşındık istişare yaptık. Ve katıldık. Katıldım. Yani? Sonra bir ay içinde hiç aklımın ucundan geçmiyordu şampiyon olmak. Çünkü öyle bir ortama girdik ki. Yani sadece buradan çıkmayı düşünüyorduk. Hani nasıl çıkabilir? Çünkü açık ada hapishanesi gibi bir şeydi bizim için yani. Ya sen bir de birinci olarak ayrıldın. Ben sende bir birincilik yorgunluğu da yok. Son derece enerjin yüksek. Hani normalde hep bir bezginlik vardır ya evet. 90 gün kaldım, 70 gün kalabildim, 60. da artık pırtladık falan filan diye. Seni çok iyi görüyorum ben Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Ya ben enerjik olmayı seven, pozitif olmayı seven bir insanım. Negatif düşündükçe negatiflikleri çekebileceğini düşünen bir insanım. O yüzden hayatım boyunca hep pozitif olmaya çalışıyorum. Her olaya pozitif bakmaya çalışıyorum. Bu da herhalde yaşantıma yansıyor ki... Yani teşekkür ederim bunu birkaç kişiden de söyleyen oldu. Hani enerjin çok yüksek. Öyle diye. Ama öyle. Hatta sen teşekkür bir röportajında şey de demişsin. 2013 benim yılım oldu. Benim yılım Gerçekten olacak mı? Benim yılım oldu mu? Oldu. Oldu. İnşallah diğer yıllar da benim yılım olur. Bu sene neler oluyor? Survivor'dan birinci olduktan sonra oyunculuk hayatına geçiş yaptım. Zaten olmak istiyordum. Benim için çok güzel bir vesile oldu Survivor. Çok güzel bir projede oynadın. Hangisiydi? Muhteşem Yüzyıl'la girdim oyunculuğa. Evet. Benim için oyunculuğa ısınmaydı. Yani çok baskın bir karakter değildi. Ama oynadığım repliklerle falan bana hem fazla gelmedi hem de oyunculuğa ısındım. Sonuçta oyuncu değilsiniz. Size bir anda fazla bir şey verirlerse kaldıramazsınız. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Yavaş yavaş. Sonra Çalıkuşu'na geçtim. 15 bölüm oynadım. Hangisini izlerdiniz? Lost? Hangisini izlerdiniz? Çalıkuşlarını duydum. Çalıkuşları daha fazla. Şu an ne var peki sırada? En son Temmuz ayında Stajyer Mafya, bir sanat yapımcılığın yaptığı Stajyer Mafya komedi filmini çektik. Naz Elmas, Lemi Filozof hatta Ferman abi de bir sahnede bize eşlik etti. Komedi filmi Naz Elmas'la birlikte oynadık. Çok eğlendik. İnşallah sizler de izlediğiniz zaman bizim gibi eğlenirsiniz. Onlar da izleyecekler öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle izlemelisiniz. Ben Ferman abi Stajyer Mafya'ya geleceğim. Ezo sen Survivor izler miydin? Çok az izledim. Geçen sene değil ondan önceki seneyi izlemiştim. Bu sene değil geçen sene mi yoksa? Geçen sene değil ondan önceki. Yani bilmeyeceğim sakin abi sakin. Sizin katıldığınız... sizin katıldığınız değil bir evvelkini tamam. izledim. Ferman abi baklava deyince aklınıza... Ne geliyor? Bu arada ağzımız tatlansın diye şöyle çizdik. Hayır! 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 Ya nereden nereye? Nasıl? Çok iyi durmuyor mu? Biraz fazla mı oradaki baklavalar? 8 tane olması lazım. Sağ ol abi. Sağ ol. Bu arada bu iğrenç espriden sonra biz seninle ilgili bir röportaj hazırladık. Sevgili Ezo da buna şahit oldu. Sevgili Ferman abi hastası oldu. Bir daha istiyorum dedi. Hep benim hakkımda sokağa inin dedi. Biz sokağa indik ve ne dedik biliyor musun senin için?
Hilmi Cem gibi baklavanız olmasını ister miydiniz? Baklavanız var mı? Baklavam yok. Maalesef. Neden yok? Spor yapmadığım için. Hayır. Olsun istiyor musunuz? Olursa fena olmazdı. Baklavam vardı. Şu anda spor baktığım için maalesef. Kız arkadaşınız baklavası var mı? Benim yok. Yok mu? Yok. Olmasını ister misiniz? İsterim. Vallahi içerilerde bir yerlerde var ama aşağı. Görünmüyor, görünmüyor. Eşinizin ya da sevgilinizin... Eşim. Eşinizin baklavası var mı? Yok. Biz obez aileyiz. Baklavanız var mı? Yok. Olsun istiyor musunuz? Hayır. Birazcık olabilir. Erkeğe mi daha çok yakışıyor, kadına mı daha çok yakışıyor? Erkeğe. Bence olsun ya. Bence de olsun, evet. Göbekli bodur istemeyiz yani. İster misin? Hayır. Obez aileyiz dedi. Onu çok hoşuma gitti. Hani kabullenmişler obez aileyiz. Hani kötü bir şey benim. Bir dakika, bir dakika. O obezliği niçin söylemişti? Baklavan var mı diye sordu. Evet. O da yok, biz obez aileyiz dedi adam. Senin hiç öyle kilolu dönemlerin oldu mu? Yani Hilmi Cem'i böyle hatırlıyor muyuz? Bir o da nasıl kilolu, bir obez çocukken taklidi? Çok kiloluymuşum. Hatta çocukluk fotoğraflarım çok komik. Sonradan benim spor hayatım biraz erken başladı. 15 yaşında başladım. Dansla birlikte. Zaten yaptığım dansın gerektirdiği bir şey, güçlü olmam gerekiyor. Ne tarz danstı? Ben break dansçı, akrobattım. Ellerimin üzerinde sürekli hareketler yapan, hani kafasının üzerinde dönen kişiler vardı ya onlardan. Senin salsa... O sonraki aşama. İlk break dansla başladım. Önce kafanın başladım. Üzerine dönmeye başladın. Evet. Sonra dedim ben ne yapıyorum? Sonra şöyle bir olay oldu. Ayağımı kırdım. Her senenin 3 ayı ayağım kırık yatıyorum. Hani ailem de bu durumdan sıkıldı yani. Hani dediler oğlum nereye kadar gidecek böyle? İkisini birden işte öyle kırınca o sırada konuştuk. Oğlum ne olacaksın? Bak ayağın alçıdan çıkınca ne olacak? Ne yapmak istiyorsun? Ben dedim bu ayak bu alçıdan çıksın. Ben yine gideceğim, dans edeceğim dedim. Onlar da dedi ki madem böyle olacak, hani sen bu fikirden vazgeçmiyorsun, tek bir dansta sınırlı kalma. Annem babam tutup Latin danslarına yazdırdı. İlk başta sevmedim tabii, hani bir break dansçı şeyi vardı ya, bu dans kolay, hani biz ellerimiz üzerinde duruyoruz ya, o dans kolay gibi hangisi geldi diye zor düşünüp. Şimdi gerçekten yani break dans dünyanın en zor dansıdır. Neden? Çünkü hani birine söyleyelim ellerin üzerine kalkmasını. 3 aydan aşağı yapamaz her gün çalışması. Şu an mesela en çok üzerine çalıştığın dans hangisi? Breakdance, okey, kapandı o defter. Şu an dans benim için birazcık ikinci planda kaldı. Çünkü oyunculuk sektörüne geçtim ve bu sektörde yeniyim. Hani daha bir senedir bu sektörün içindeyim. Öğrenmem gereken çok şey var. Eğitim almam gereken çok şey var. Eğer dans benim için birinci planda olursa bu öğrenmek istediklerimi, yapmak istediklerimi tam anlamıyla yapamam. O yüzden dans şu an benim için hobi oldu. Ezra, senin nasıl dansların? 3 sene break dans yaptım. Aa. Sen de mi? Aynen öyle. Ama liseye kadar. Sonra kafayı kırdın. Yok, kırmadım Allah'a şükür bir yerimi. Gayet güzel. Neden? Nerede anladın, evet, break dansı bırakmak istediğini? Yani aynanın karşısına geçip Ezo daha fazla break dans. Çok yoğun oldu hayatımın akışı, o yüzden. Çok çalışmaya başladım, sahne aldım, aynı zamanda okula gidiyordum. Biraz zorlandım. O yüzden bıraktım, yani bir anda oldu. Ferman abi, ben senin de breakdance'la... Ben... 90'lı yıllarda ben rapçiydim. Ne? Tabii. Nasıl? Tabii, Adana'da o dönemler heavy metalciler vardır, rapçiler. Biz Don't Worry Be Happy diye, ben MC Hammer, Vanilla Ice falan dinlerdim yani. Sen MC Hammer... Tabii. MC Hammer, You Can Touch This falan. You Can Touch This, dokundur diyor ya orada. You Can Touch This. John Bon Jovi'ciler vardı, biz MC Hammer'cılar falan. Rapçiydik yani. Heavy metalciler karşılarından her hafta sonu Adana'da incirlik vardı. Abi Amerika'da. Ben şeyi merak ediyorum. Bir gün Ferman Toprak kafayı kırıp yani hayatı tesbih yapmışımı söylerken kafasının üzerinde dönerken görebilecek miyiz? ya da şey yani şu hareketleri yaparken falan. Valla o zamanlar merakım vardı da ayna karşısında yapardım. Kendimi yakıştırmadığım için de hiçbir zaman toplum içinde oynamadım ama çok güzel halay çekerim. Egalva söylerim yani. O neydi? Hilmi, gerçekten Gökhan Keser bana bir meydan okudu. İşte ben dedi şu dansı yaparım falan filan. Başka kim bana meydan okumuştu? Larisa Gacemer. O da bana meydan okudu. Sonra bana birisi daha meydan okudu. Hilmi Cem.
Versene müziği abi. Eğer Hilmi Cem bana bir dakika içerisinde salsa öğretemezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hilmi Cem, önce senden. Önce senden. Abi elimi niye tutmak istedin? Bak. Beraber dans. Abi salsadır mansadır. Şimdi Ferman abi de burada. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi tamam herkes salsa dans ettiğimi biliyor. Keşke herkes bir anda salsa, evet. Yani daha farklı bir şey yapmamı ister misiniz? Hadi mesela? Abi. Mesela şimdi meydan okuma dedin ya. Estağfurullah. Öyle bir şey kulağıma geldi İlmicem. Öyle bir şey geldi. Sağda solda duydum. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz Ali abi. Sen ayakların üzerinde yapacaksın benim yaptığım hareketi. Ben ellerin üzerinde yapacağım, o kadar. Olur mu? Tamam be. Tamam, sen sadece ayakta böyle duracaksın. Ben de sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Sadece ayakta duracağım. Böyle iyi mi İlmicem? Bırak elimi, bırak elimi. Ayakta duruyorum. Abi elime... Hayır. Ha tamam. Abi ne yapmaya çalışıyorsun? Yani 2 zirilyar insan izliyor, Çin'de dahil. O neydi? Bu yaptığın hareketin tam olarak adı? Amut diyoruz biz buna. Farkındayım. Amut'ta şınav çekme. Amut'ta şınav çektin. Ve akrobatik jimnastik hareketleri. Salsa. Ben abim ha. Saat de salsa için geç ama ver. Oo. Aynen. Sana sahneye verken de dans edemiyorsan danslı değilsin demek. Peki stajyer mafya sevgili Ferman abi siz de bu filmde oynadınız. Şu filmden bahsetmeden önce ufak bir fragmanı görelim mi? Bence görelim. Buyurun. Ayhan'la bir ol. Sen bizim aslanları soruyorsun yani. Canan yeğenim sınavı geçtiğinizi söyledi. İş başa düştü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok pis. Yeğenim bak. Ne yapacağız şimdi? Bence tutma. Bırak. Gazamız mübarek olsun. Geçmişine sayılmış. Geçmişine sayılmış. Ablan affet. Etme cahille sohbet azdırırsın. Silme cam kırığıyla çizdirirsin. (Gülüyor)
Sevgili Ferman abinin özlü bir sözüyle galiba fragmanı sonlandırdık. Abi nasıl geçti çekimler? Çekimler mükemmel geçti. 4 hafta sürdü çekimlerimiz. Aile gibi oluyorsunuz setle. Çünkü sabah 8'de gidiyorsunuz, gece 2-3'e kadar birliktesiniz. Yani bir sıkıntı olsa bile hemen herkese etkileyebiliyor. Hiçbir sıkıntı olmadı. 4 haftanın nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Hatta Ferman abiyle de çok güzel anılarımız var. Çorbacı sahnesinde mesela. Tek o sahnede zaten eşlik ettim. Az kalsın. Kazaya gidiyorduk. Nasıl yani? Ya şimdi ben orada Çorbacı'da işte yine Ferman Toprak karakterini kendim oynadım zaten. Ha, sen kendin oynuyorsun zaten abi. Ben kendim oynuyorum. İşte İmicemler bir düğünden geliyorlar, dayak falan yemişler. Ben tespih okurken, o Ferman Toprak mı burada falan, abi sen misin, geldi barsı alırken yana kan öpüşürken milim kaldı yani. Biraz aman kaldı. Abi! Dedim İmicem biraz... ne yapıyorsun dedim abi. Aman! Biraz fazla bir duygu şeyine kapıldı orada. Yani bir milim falan kaldı yani hani dudak dudağa gelmemiz. Allah kahretsin beni. Sonra ne oldu abi, benim için sonrası önemli. Sonra ne oldu? Sonra kestik yani, ondan sonra sahne devam etmedi yani. Ferman abi, senin hiç böyle aman kaslı olayım, aman baklavalarım gözüksün, of ya böyle triplere giriyor musun? Yani, ya şu bile ben, spor mesela. Bence benim tarzıma göre düşünsene yani kollar 70 santim, bel ine falan ve sahneye çıkmış mutlu ol yeter okuyan bir tip. Yani düşünebiliyor musun? Mutlu ol yeter. İnsanlar benden istek isteyemez korkudan. Vallahi yani. Siz stüdyodaki sevgili konuklar, ekranları başındaki milyarlar ve sevgili Çin halkı için müthiş bir reklam yaptık. Siz de Hilmi Cem kaslarına sahip olmak ister miydiniz? Evet diyen bayan, sizi sahneye alabilir miyim? Buyurun, buyurun, buyurun gelin. Buyurun, evet, yok ben, buyurun. Buyurun gelin, gelin, gelin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim. İsminiz nedir? Reyhan. Leyhan. Reyhan. Reyhan. Nereden geliyorsunuz? Bağcılar'dan, İstanbul. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Neden böyle bir gaflette bulundunuz? Zaten gerek yok baklavalara. Hayır. Estağfurullah. Sizin tek ihtiyacınız olan şu sevgili Ferman Toprak baklavaları. Lütfen doya doya yiyin. Buyurun. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Hayır. 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 Şöyle, hayır hayır hayır, sakin olun. Kalbiniz durmasın. Açın baklavayı. Açın, açın, açın. Açın baklavayı. Ver, ver, ver bizim erotik müziği. Sana mı yedireceğim? Bana yedireceksiniz. Çek ya. Bu ne? Böyle program olmaz. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ay ağzımdan çıktı. İyi misiniz? Çay, kahve, ekmek, herhangi bir şey. O zaman seninle beraber şunun anonsunu yapalım. Ekranları başında bizi izleyen 7 milyar insan, siz de eğer Hilmi Cem sixpacklerine, Hilmi Cem baklavalarına, Hilmi Cem karın kaslarına sahip olmak ister misiniz? Bence istersiniz. Buyurun. Caney, 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 işte meydaney. İyi günün dostu, neredesin aney? Selamlar. Dar giymeye utanmıyor musunuz? X-Large bedeninizin X'leri her geçen gün hızla artıyor mu? Karın bölgenizde bir göbek değil, adeta işkembe mi taşıyorsunuz? Göbeğiniz her yere sizden önce mi gidiyor? Baklava denildiğinde aklınıza sadece bu mu geliyor? Plajlarda üstünüzü çıkaramaz mı oldunuz? Sorun değil. Murat gel. Göster. İğrençsin, git. Pislik. Eğer böyle bir göbeğiniz varsa kimse sizi... Neyse, devam edelim. Tüm balık etliler, iri kemikliler, etli butlular, ayva göbekliler, size duyup duyabileceğiniz en muhteşem haberi veriyorum, sıkı durun.
Bu elimde görmüş olduğunuz bir folyo basitliğinde görünen ama her bir milimetre karesi ayrı nanoteknolojilerle üretilmiş Hilmi Pek sayesinde artık siz de hiç zorlanmadan Hilmi Cep'in six packlerine sahip olabilecek, ortamlarda utanmanıza gerek kalmadan üstünüzü hunharca çıkartabileceksiniz. Evet evet, yanlış duymadınız. Etil alkol değil, çamaşır suyu değil, tuzlu hiç değil, lavabo sökücü bile değil. Bu kafa hiçbir şeyin kafası değil sayın seyirciler. Gel Murat. Aç bakalım. Süpersin. Dön. Dön. Dön, müthişsin. Müthiş. Şimdi sık. Ya Rabbel Alemin, sadece 10 saniye geçti. Şimdi yırt. Şimdi sık. Sık. Aman tanrım, gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl bir karın sayın seyirciler? İçimin yağları eridi resmen. Senin için her şeyi yapabilirim. Bana şu an bile sahip olabilirsin. Git. İşte gördünüz. Bu elimde görmüş olduğunuz Hilmi Cem'in karın kaslarının kalıp olarak kullanıldığı Hilmi Pek sayesinde artık siz de plajlarda dilediğinizce soyunabilecek, karın kaslarınızı sıkarak çevrenize seksi pozlar verebileceksiniz. Hem de 210 aya varan taksit imkanlarıyla sadece ve sadece 29.90'a. Evet, yanlış duymadınız ve hemen ararsanız Bahama Beach'te 5 gün 2 gece tatil imkanı da hediye. Hem de Hilmi Cem'le birlikte. Evet, biliyorum. Siz de yıllardır benimki gibi muntazam, benimki gibi şişkin karın kaslarına sahip olmak istiyordunuz. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Hilmi Pek sadece Ali Biçim Show ayrıcalığıyla. Hilmi Pek, kası nasıl? Hilmi Pek, baklavanın şerbeti. Sadece Ali Biçim Show ayrıcalığıyla. Ferm abi, sen ne diyorsun peki reklamla ilgili? Ya böyle bir şey çıksa kullanır mısın gerçekten? Ben mi? Yok canım, ne yapacağım ben onu? Biz onunla evdeki yemeklerin kapaklarını kapatıyoruz abi. Sen... Bozulmasın diye. Ferm abi, sen hani... Kas da yapmasan senin her zaman bir 10 kaplan gücünde şarkıların var. Çok şükür, Allah'ım olsun. O zaman ne diyelim abi sırada? Daha önce Sertab Erener de seslendirmişti. Bir de Ferman Topak'tan dinleyin bakalım. Ne diyoruz o zaman? Kimse küs kalmasın, gel barışalım artık diyoruz. Süper. Ferman Toprak. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.